Mısır mumyaları. Bu korunmuş antik bedenler ölümün ötesinden sesleniyor. Bilgisayar taraması sargılarını açarak sırlarının açığa çıkmasını sağlıyor. Kral Tut öldürüldü mü? Cevabı teknolojide saklı. Bir mumyayı nasıl yapacağınızı ve 1000 yıl boyunca nasıl koruyacağınızı öğrenin. Şimdi modern mucizelerde mumya teknolojisi. Bu hasta bir doz ileri teknoloji tedavi görmek üzere. Taramayı başlatın. Bilgisayarlı tomografi taraması CT ya da CAT scanning olarak bilinen teknikle insan vücudunun içi keşfe çıkılıyor. Ve hastalık teşhisi koymak için bu yaşam kurtaran bir alet. Ama bu vakada hastamız zaten ölmüş durumda. Aslında bu adam 5000 yıl önce öldü ama CT taraması sayesinde neden öldüğünü ve ölümüne hangi koşulların neden olduğunu öğrenebilmeyi umuyoruz. Atlanta, Georgia'daki Michael C. Carlos Müzesi'ne ait bu mumya, içinde gizlenen sırların keşfedilmesi için sargıları çözülmeden inceleniyor. Şurada biraz doku var gibi görünüyor. Vay canına, bu gerçekten çok ilginç. CT taraması, röntgen ışını prensibine bağlı olarak iş görüyor. Röntgen ışınları bedenin içinden geçerken farklı yerlerde farklı seviyelerde emiliyor ve film üzerinde düz bir resim oluşturuyorlar. CT yönteminde ise röntgen ışınları bedenin etrafındaki farklı açılardan gönderilerek bir çapraz kesit ya da bir dilim oluşturuluyor. Hasta tarayıcı boyunca ilerlerken 1500 kadar dilim oluşturularak bir kart destesi gibi üst üste yığılıyor. Böylece bedenin ayrıntılı bir resmi oluşturulabiliyor. Mumyaların incelenmesi ve müzelerde korunmaları konusunda teknolojide çok büyük ilerlemeler yaşandı. Sadece nasıl yapıldıklarını anlamamıza değil, onları gelecek nesiller için nasıl koruyacağımıza da çok yardımcı oluyor. Ülkenin öbür ucunda San Jose, Kaliforniya'daki Rosicrucian Mısır Müzesi'nde merak uyandıracak kadar küçük bir mumya 75 yıldır sergileniyor. Bu küçük mumyanın gizemi, onun kim olduğu, bu kişinin nasıl yaşadığı ve onun nasıl öldüğüyle ilgili. Bunun küçük bir mumya olduğu değerlendirildiğinde bir çocuk olduğu varsayılıyor. Sargıların altındaki gizemi çözebilmek için Dr. Emil Led, bir tarama ve bilgisayar uzmanları ekibiyle birlikte bir Mısır mumyasına şimdiye dek uygulanmış olan en karmaşık ileri teknoloji tıbbi incelemelerden birini gerçekleştirdi. Bu teknoloji nefes kesici. Bu mumyaya hiç dokunmadan sanal bir otopsi yapmak gibi. Mumya üzerinde kullanılan bu tarayıcıya C kulağı adı veriliyor. Bu bedenin etrafını tamamen çevreleyen hareket edebilir bir kol. C kolu inanılmaz bir şekilde 60 bin görüntü dilimi oluşturabiliyor. Böylece bir mumya taramasında daha önce pek görülmemiş bir detay elde ediliyor. Bu devrim yaratan bir teknoloji. Şu anda insanları taşıyıcının içine koyamıyoruz bile. O kadar yeni. Tarayıcıdan gelen binlerce görüntü daha sonra bir süper bilgisayara yüklenerek mumyanın içinin sanal bir 3 boyutlu görüntüsü oluşturuluyor. Bu olağanüstü bir şey. Çünkü mumya orijinal durumunda korunuyor. Ve bugün bir klinikte gördüğünüz bir çocukmuş gibi inanılmaz detaylara sahip bir şekilde korunduğunu keşfettik. Bu hayret verici görüntüler sayesinde Dr. Led, minik mumyanın gizemini çözmeyi başardı. Öncelikle 3000 yıllık dişleri inceledi. Bu mumyanın çenesinin taraması. Yandan alınmış bir görüntü. Burada alt çeneyi görüyorsunuz. Şimdiden yerlerini almış olan süt dişleri. Ve henüz şekillenmeye başlamış olan henüz çıkmamış dişler. Aralarında 6 yaş azı dişleri de var. Bu bize yaşını söylüyor. Çünkü süt dişleri henüz yerinde. Yani küçük bir çocuk olduğunu ve hiçbir dişini kaybetmediğini biliyoruz. 6 yaş azı dişleri çıkmadığı için 6 yaşından küçük olduğunu anlıyoruz. Sargıların altındaki detaylar ayrıca çocuğun cinsiyetiyle ilgili ipuçlarını da açığa çıkardı. Mumyanın kafatasının, çocuğun kafatasının bu görüntüsünden bir kız çocuğu olduğunu biliyoruz. Çünkü dalgalı bir görüntü var. Bu da çocuğun saçının korunmuş hali. Ve o dönemde kızların saçı olurdu. Ve erkek çocukların saçları kazanırdı. Kız olduğunu aynı zamanda bacakların arasında mumyalaşmış genitaller olmamasından da anlıyoruz. Yani erkek değil de kız çocuğu olduğu açıkça ortada.
Tarama görüntüleri küçük kızın nasıl ölmüş olabileceğinin hikayesini de anlatabilir. Şuradaki grimsi bölgelerde dışarı doğru hafiften çukurlaşmalar var. Bu da muhtemelen kafatasının içinde basınç olduğu anlamına gelebilir. Yani bu çocuk beynin şişmesine neden olan bir virüs ya da bakteri enfeksiyonu yaşamış olabilir. Bu da ölüm nedeni olabilir. Bu büyük bir trajedi. Muhtemelen birkaç hafta öncesinde bu çocuk sağlıklıydı ve koşup oynuyordu. Ne kadar ani bir son. Önünde uzun bir yaşam vardı. Ama bunu yaşayamadı. Yine de bu kadar zaman korundu. Bu gizemi açığa çıkarmak muhteşem bir deneyimdi. Gelişmiş teknolojimiz geçmişi anlamamıza yardımcı olabilir. Peki Mısırlılar dünyanın gördüğü en inanılmaz beden koruma teknolojisini kullanmayı nasıl başardı? Mısırlılar kendi dönemlerinin teknoloji öncüsüydü. Başka hiç kimse de olmayan yeteneklere sahiptiler. İyi tanınmış bir Mısırolog olan Dr. Robert Breyer, birçok kişi tarafından mumyalar ve mumyalama süreci konusundaki dünyanın en iyi uzmanı olarak görülüyor. Aslında... İnsanlar bana bazen Bay Mumya diyor, ben kendimi asla böyle tanıtmıyorum ama sanırım sadece mumyalarla çalışan biri olduğunu duyduklarında şaşırıyorlar. Dr. Breyer, mumyaların o kadar etkisinde kaldı ki binlerce yıldır hiç kimsenin başaramadığı bir şeyi başarmak istedi. 1994 yılında gerçek bir vücut mumyalama operasyonu gerçekleştirdi ve bunu belgeledi. Antik Mısırlıların kullandığı yöntemin birebir aynını kullandı. Bir insan kadavrasını mumyalamaya karar verdim. Çünkü Mısırlıların ölülerini tam olarak nasıl mumyaladıklarını bilmek istiyordum. Dr. Breyer, modern tıbbi teknolojilerin yardımı olmadan 1000 yıl önce Mısırlıların elde edebildiği aletlerin tam olarak aynılarını kullanarak bir bedeni mumyalama işine girişti. Bu projeyi gerçekleştirmek için Mısır aletlerinin taklitlerini yapmak zorundaydık. Onların da bronz ve bakırdan yapılmış bıçakları vardı. Ama aynı zamanda obsidiyenleri yani volkanik camları da vardı. Bunlar çok keskindir. Yani vücudu yarmak için onları da kullanıyorlardı. Bilime bağışlanmış bir kadavra kullanan Dr. Breyer, Mısır mumyalama işleminin ilk aşamasını gerçekleştirmeye koyuldu. Hızlı bir şekilde bozulma eğilimi gösteren iç organların çıkarılması. Bir bedeni muhafaza etmek için bakterilerin ona etki etmediğinden emin olmak zorundasınız. Bozulmayı sağlayan şey bakteriler. Yumuşak dokular üzerinde etki ederler. Ve yumuşak dokuya saldırmalarının nedeni dokunun su içermesi. Yani işi anahtarı hızlıca suyu arındırmak, nemi yok etmektir. Böylece bakteriler bedeni çürütemez. İşte bu alet gerçekten önemli. İç organları sadece 9 santimetrelik çok küçük bir kesikten çıkartıyor. Bu yüzden iki elinizi birden içeri sokamıyorsunuz. Bu alet varken kesiği açtıktan sonra onu kesiğin içine sokup organları dışarı çekebiliyorsunuz. Mısırlıların bu kadar küçük kesikler açmasının nedeni bedene mümkün olduğu kadar az zarar vermek istemeleriydi. Eski mumyacılar bütün iç organları vücuttan çıkarıyordu. Mide ve akciğerlerden karaciğere, pankreasa ve safra kesesine kadar. İçeride bırakılan tek organ kalp oluyordu. Kalbi olduğu yerde bırakıyorlardı. Çünkü kalbinizle düşündüğünüze inanıyorlardı. Beyninizle düşündüğünüzü henüz bilmiyorlardı. Bu yüzden kalbi yerinde bırakıyorlardı. Çünkü sonraki dünyada düşünmek için ona ihtiyacınız vardı. İç organlar vücuttan çıkarıldıktan sonra Mısırlılar onları kanopik kavanoz adı verilen kaplarda muhafaza ediyor ve mumyayla birlikte gömüyorlardı. Bu gerçekten bir kavanoz. Bir kapağı var ve içi boş ve kapak iç organları koruyan bir tanrı suretinde. Eski Mısırlılar iç organları korumak için onları kavanozların içine koyuyordu. Eski cenazeciler beyni muhafaza etmiyordu. Çünkü mukus üretiminden beynin sorumlu olduğunu sanıyorlardı. Bu yüzden kafatası hasarını en alt seviyede tutmak için beyni burnun içinden çıkarıyorlardı. Şüphesiz Mısırlılar için yapılacak en zor iş beyni dışarı çıkartmaktı. Bu iş yetenekli bir cerrah tarafından ne yaptığını çok iyi bilen biri tarafından yapılıyordu. Cerrah, burun boşluğunun arka kısmındaki etmoid kemiğini delerek beyne giden bir yol açıyordu. Ardından buna benzer bir şey kullanıyorlardı. Elbise askısı gibi duruyor. Yaptıkları şey şuydu. Bunu burun boşluklarının arasından kafatasının içine geçiriyorlardı. Beyin aletin üzerinde kalmıyor. Bunun için fazla akışkan. Bu yüzden biz de fark ettik ki, Mısırlıların bu iş için yöntemi şuydu. Gerçekten de elbise askısına benzer uzun aleti burundan içeri sokuyorlardı ama sonra kafatasının içine, beyne girdiğinde onu neredeyse bir mutfak mikseri gibi kullanıyorlardı. Onu defalarca kendi çevresinde döndürüyorlardı. Beyni parçalıyorlar, onu sıvılaştırıyorlar. Sonra da kadavrayı yüzüstü döndürüyorlardı. Ve beyin bir sıvı gibi burundan dışarı akıyordu. Mısırlılar bu işi işte böyle yapıyordu.
Antik mumyacılar bedenin içindeki nemi natron adı verilen bir sodyum karbonat bileşimi içeren torbalar yerleştirerek yok ediyordu. Bu gördüğünüz natron, antik Mısırlı mumyacıların 2000 yıl önce kullandığı natronun tamamen aynı. Natron esasında bir tuzdur ve vücuttaki suyu herhangi bir tuzun yapacağı şekilde yok eder. Bir nem çekerdir, suyu bedenin içinden çeker, onunla bağ kurar ve bedenin suyu çekilmiş olur. Ardından Dr. Breyer, antik Mısırlıların bedenin dışını natronla kaplama uygulamalarının aynını gerçekleştirdi. Sonra da sıcak bir yerde 35 gün boyunca kuruması için bıraktı. Sonuç, kurumuş ama tanınabilir durumda bir beden. Bu özünde binlerce yıl önce bir mumyanın, mumyalamanın son ve en dikkat çeken aşamasından önce nasıl göründüğünü sergiliyor. Ölüyü kumaşlarla kaplama aşaması, çok fazla kumaşla. Ölüyü sarmalama işi bir ay indi. Her bir parmağı ayrı ayrı sarıyorlardı. Elleri, bacakları, sargıların üzerine büyü simgeleri çiziyorlardı. Bu iş sürdürülürken rahipler dualar ediyordu. Yani fiziki sürece paralel olarak sürdürülen bir ayin de vardı. Tipik bir antik Mısır mumyalama sürecinde 9 kilogramın üzerinde kumaş kullanılıyordu. Yeterince zenginseniz sarmalandığınız sırada sargı tabakalarının aralarına sihirli tılsımlar yerleştiriyorlardı. Tılsımlar korunma için taşınan her tür küçük nesnelerdir. Bu yüzden sargıların arasına konulan tılsımların sayısı 100'ü bile bulabiliyordu. Bu bir mumyadan alınan antik bir tılsım. Bu 3000 yıllık bir parça ve ona yakından baktığınızda bir böcek gibi yontulmuş olduğunu görebiliyorsunuz. Dip tarafındaysa çıkış noktası olan iki küçük delik var. Mumyayı sonsuza kadar korumak için buradan üzerine dikiliyordu. Sargıların arasındaydı. Sargılar ağaç özlerinden elde edilen reçinelerle kaplanıyordu. Reçine sertleşerek katranımsız siyah bir maddeye dönüşüyordu. Bu da sargıların yerinde kalmasını sağlıyordu. İngilizce'deki mumya kelimesi, Arapça'daki mumya kelimesinden gelmektedir. Anlamı ise siyah katrandır. Bütün sürecin tamamlanması Mısırlıların 70 gününü alıyordu. Bu modern zaman mumyacıları içinse bir eğitim ve unutulmuş bir sanat formu. Bence mumya projemiz gerçekten önemliydi. 2000 yıldır ilk kez biri bir antik Mısır mumyalama işlemini yeniden gerçekleştirdi. Ve şimdiye kadar ilk kez bunu nasıl yaptıklarının ayrıntılarını biliyoruz. Bu yüzden bence bu çok önemli. Dr. Breyer için süreç tamamlanmış olsa da mumyayı sonsuza kadar korumak için antik Mısırlıların daha yapacak çok işi vardı. Sargılara ek olarak Mısırlılar mukavva adı verilen kağıt hamuruna benzer bir malzeme daha kullanıyordu. Bununla mumyanın başını ve ayaklarını kaplıyorlardı. Ardından beden ahşap bir tabutun içine yerleştiriliyordu. Ve son olarak ölen kişi zengin biri ya da bir firavunsa mumya taştan ya da granitten bir lahitin içine yerleştiriliyordu. Yani bu bir anlamda birbirinin içine giren bir baliz takımı gibiydi. Sonsuza dek korunmayı sağlamak için çeşitli koruma tabakaları vardı. Mumyacılık her ne kadar karmaşık ve zaman alan bir iş olsa da bu defin töreninin sadece başlangıcıydı. Mısırlılar ölülerini devasa mezarlar ve tapınaklar inşa ederek onurlandırdı. Bunlar daha sonra dünya harikaları haline geldi. Mısır, dünyada bir bedeni koruma işleminin bir sanat formu haline geldiği tek ülke. Mısırlılar bu konudaki yeteneklerini geliştirmeye M.Ö. 3000 yılından önce başladı. Mumyacılık aslında antik Mısırlılar tarafından bir anlamda kazara keşfedilmişti. Çok sıcak ve kuru bir iklimleri vardı. Kumlar neredeyse bir fırın gibiydi. İnsanları yere kazdıkları mezarlara gömüyorlardı. Sonradan bu bedenlerin çok iyi korunduğunu keşfettiler. Neredeyse kurutulmuş balık gibi. Ve doğanın bunu yapabildiğini keşfettiklerinde aynı şeyi yapay olarak gerçekleştirebilmek için çok karmaşık bilimle yeni bir teknoloji geliştirmeye başladılar. Mumyacılık yüzyıllar geçtikçe gelişerek çok büyük bir sektör haline geldi. Söz konusu mumyacılık olduğunda Mısırlılar yakın doğudaki herkesin çok çok ilerisindeydi. Hiç kimse bu işi onlar gibi yapamıyordu. Ayrıca gereken kaynaklara da sahiptiler. Zengin bir ülkeydiler. Yakın doğuya egemendiler. Bu işi yapmak için fazla paraya ihtiyaç var. Bunu yapacak paraya sahiptiler. Bu yüzden bu işe kendilerini vererek bu sanatı gerçekten mükemmelleştirebildiler. Mısırlılar teknolojilerini ve kaynaklarını sadece mumyalama için değil, devasa mezarlar inşa etmek için de kullandılar.
Bu mezarlardan oluşan dev bir yerleşke Nekropolis adıyla biliniyor. Ya da ölülerin şehri. Mezarları yapmak için uyguladıkları tasarım ve teknoloji oldukça karmaşık ve çaba isteyen bir şeydi. Bronz aletlerle çalışıyor ve kireç taşı kayaların içinde bazen yüzlerce metre derinliğinde dikdörtgen tüneller oyuyorlardı. Ve tipik olarak bir firavunun mezarını hazırlamak için 40 yıl boyunca çalışan bir ekip olurdu. Ellerinde olan imkanlar düşünüldüğünde bu gerçekten inanılmaz bir yetenek ve mühendislik başarısı. Dünyanın 7 harikasından biri olan Büyük Keops Piramidi, bu organizasyon ve inşaat teknolojisi kullanılarak inşa edilmiş bir mezar. Bu hala şimdiye kadar taş işçiliğiyle inşa edilmiş olan en büyük yapı. Ve yapının tamamı içindeki firavunun mumyasının konulacağı küçücük bir defin odasını barındırmak için yapılmıştı. Mısırlılar ölen birinin ruhunun bedeninden ayrıldığına ama defin sırasında ona geri geleceğine inanıyordu. Bu yüzden ölen kişinin sonraki yaşamı için bedenine ve sahip olduğu eşyaya ihtiyacı vardı. Çoğu Mısır mezarının temel tasarımında üç ana bölüme yer veriliyordu. Giriş, sunak odası ve defin odası. Burası tipik bir antik Mısır mezarı girişi. Bu hiyeroglifler size bu mezarda kimin gömülü olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bir karşılama ve bir de lanet içeriyorlar. Hiyeroglifteki lanet ya da uyarı diyor ki, içeri kötü bir niyetle geliyorsan çok geç kalmadan hemen dön. Ama bizim niyetimiz iyi, öyleyse hadi içeri girelim. Mezar inşaatçıları girişi içerideki ilk oda olan sunak odasına bağlayan bir tünel kazardı. Antik mezarların içinde işte böyle bir kapı bulunurdu. Ölen kişinin akrabaları buraya kapının dibine sunular bırakırdı. Ve ölen kişinin ruhu büyülü bir şekilde buraya girer, yiyecek ve diğer sunuları alarak aynı sihirli kapıdan doğruca sonraki yaşamına götürürdü. Mısırlılar son oda olan defin odasına bağlanan ve bazen yüzlerce metre uzunluğu bulan bir tünel kazardı. Şu anda defin odasının içindeyiz. Bu gördüğünüz granit bir lahit. Bunun içinde bir ahşap lahit daha bulunurdu. Onun içine ise mezarın sahibinin cesedi yerleştirilirdi. Sonra bunun tamamı yer altına gömülürdü. Defin odasındaki hiyeroglifler ve resimler mezarın sahibinin sonraki hayatında yaşamak istediği şeyleri tasvir ederdi. Defin odasının içine ölen kişinin sonraki hayatında kullanmayı ümit ettiği eşyalar da yerleştirilirdi. Yanlarında sonraki hayatlarına götürecekleri hazineler yani. Bu büyük hazineler mezar soyguncuları için kolay hedefler haline geliyordu. Bu yüzden mezar işçileri bu zenginlikleri korumak için bir barikat inşa ederdi. Buradaki geçidi defin odasından yukarı kadar doldururlardı. Bir hırsız mezar alanını bulduğunda ilk karşılaştığı şey bazen 300 metreyi bulan sert çakıllar olurdu. Mezara ulaşabilmesi için bunu sonuna kadar kazması gerekirdi. Yüzyıllar geçtikçe mezarların iç kısmı mezar hırsızlarının aklını karıştırmak niyetiyle giderek daha da karmaşık hale geldi. Mısır mezarları genellikle mumyayı gizlemek, mumyayı saklı tutmak üzere tasarlanmıştır. Bu yüzden geleneklerden bir tanesi sahte kapılar, sahte geçitler ve sahte odalar vesaire kullanmaktı. Böylece insanların bir tür labirentte kaybolması sağlanırdı. Ancak bunun mezar hırsızlığının önlenmesine pek faydası olmadı. Hırsızlar sık sık mumyaları ve mezarlarını rahatsız ederek sonraki yaşam için konulan zenginlikleri çalardı. Mezarların yağmalanmasının sonucunda tahmin edilemeyecek kadar çok antik hazinenin kaybolduğu ya da dağıldığı sanılıyor. Ancak mezar hırsızlığından daha büyük bir tehdit de yoldaydı. Milattan önce 525 yılında Persler Mısır'ı fethetti. Ardından Yunanlar ve Romalılar geldi. Mumyacılık uygulaması işgalcileri büyülemişti. Bu yüzden sürdürülmesine izin verdiler. Ancak daha sonra milattan sonra 642 yılında Araplar Mısır'a hakim oldu ve İslam baskın din haline geldi. Mumyacılık artık hoş görülmüyordu. Bu yüzden uygulamanın sonu geldi.
Sonunda kayıp bir sanat haline geldi. Mısır en son Arapların işgaline uğradı. Müslüman bir ülke haline geldi ve bir anlamda Hristiyan batıyla bağlantısı kesildi. Yani Orta Çağ ve Rönesans boyunca biz Mısır'la olan iletişimimizi kaybettik ve bu mumyacılık sanatı yok oldu. Sonra kumlar devreye girdi. Koca tapınaklar yok oldu. Mezarlar kumun altına gömülü kaldı. Hala kumun altında arkeologların onları keşfetmesini bekliyorlar. Bir başka işgalci süper gücün gelişiyle Mısır'ın mumyaları yeniden keşfedilecekti. 1798 yılında Napolyon Mısır'ı işgal etti ve Mısır kültürünü belgelemeleri için bilim insanlarını da yanında götürdü. Gerçekten de Mısır'daki ilk arkeolojik çalışmaları onlar yaptı. Batı'nın Mısır hakkında ilk kez bir şeyler öğrenmesi işte böyle oldu. Çizimlerini ve resimlerini yayınlamaya başladıklarında insanlar tarihte ilk kez mumyaların doğru resimlerini görmeye başladı. İşte o zaman Avrupa Mısır deliliğiyle çılgına döndü. 19. ve erken 20. yüzyılda Mısır mumyaları tarihi hazineler haline geldi ve dünyanın her yerindeki müzelerin rağbetini görmeye başladı. İnsanlar mumyaların ne kadar önemli olduğunu, tarihin bir parçası olduğunu fark ettiğinde mumyalar müzelerde sergilenmeye ve özenle korunmaya başladı. Bu da zamanla onların incelenmesine yol açtı. 1900'lü yıllarda arkeologlar geçmişe açılan bu kapıları bulmak için Mısır defin bölgelerinin her yerini taradı. En önemli keşiflerden biri Kral Tut'un mezarıydı. Ancak burada hazinelerden daha fazlası da vardı. İşin içinde bir lanet, bir de gizemli cinayet vardı. Kral Tutankamun ya da en iyi bilinen adıyla Kral Tut, muhtemelen dünyanın en ünlü mumyasıdır. Merhaba. Firavun sadece mezarında keşfedilen inanılmaz zenginlikler yüzünden değil, hayatının ve ölümünün her yanını saran gizem yüzünden de anılıyor. Günümüz teknolojisi bu efsanevi gizemin bazı yanıtlarını keşfetmeye çalıştı. İngiliz arkeolog Howard Carter, onu 1922 yılında ilk keşfettiğinden beri Tut her zaman büyük bir hayranlık kaynağı oldu. Mezarı keşfettiğinde ve bu başarısını yazarak yayınlamaya başladığında haber tüm dünyada hızla yayıldı. New York, Sydney, Kahire ve Paris'teki tüm manşetlerde bu sarsıcı keşiften söz ediliyordu. Başlangıçta Tut deliliği mezarında bulunan hazinelerin hikayeleriyle de alevleniyordu. Bu çok küçük mezarın içine Kral Tut'la birlikte konmuş olan 5000'den fazla küçük eşya var. Altın, kaymak taşları, fil dişleri ve hala gözünüzü alan mücevherler ve taşlar var. Ve en inanılmaz şeylerden biri de bu kadar iyi korunmuş olmaları. Neredeyse daha dün imal edilmiş gibiler. Dünyanın en çok rağbet gören kalıntılarından biri Tut'un yüzüne yerleştirilmiş olan altın defin maskesiydi. Özellikle bu ölüm maskesi herhangi bir kültürün herhangi bir yerde bulunan en muhteşem eserlerinden biri. Metalden ve gümüşle dahil olmak üzere diğer çeşitli metallerden yapıldı. Ayrıca akik, türkuaz, obsidyen ve bunun gibi farklı maddeler bir araya getirilerek gerçekten muhteşem bir ölüm maskesi yapılmıştı. Kısa bir süre sonra muhteşem hazineye doğaüstü bir gizem de eşlik edecekti. Efsaneye göre mezarın içine girenler hastalandı ve orada bulunuşlarından kısa süre sonrasında öldüler. İlk olarak mumyanın laneti efsanesini başlatan kişi Lord Carnarvon olmuştu. O, Carter'ın kazılarını finanse eden kişiydi. Carter'ın mumyanın içinde bulunduğu odayı açışından yaklaşık 2 ay sonra öldü. Ve böylece efsane doğmuş oldu. Sonra zamanla projeyle ilişkisi bulunan ve aniden ölen herkes mumyanın lanetinin bir kurbanı olarak görüldü. Onlarca yıl boyunca bu mit varlığını sürdürdü. Hollywood bile lanetten para kazanıyordu. Sanırım bir korku figürü olarak mumyalar ilk kez Kral Tut'un mezarının keşfedilmesinden sonra meşhur oldu. Sürekli Kral Tut'un laneti konuşuluyordu. Buradan da mumyaların insanları öldüren bir şey olduğu fikrine kapılıyorsunuz. Yani sanırım bu Tut'un mezarı keşfedildiğinde oldu. Lanet sinema gişelerine servet kazandırmış olabilir. Ama mezarlara girenlerin ölümüne neyin neden olmuş olabileceğiyle ilgili bilimin çok daha farklı teorileri var. Şimdilerde yüzeye çıkan oldukça bilimsel nedenlerin olduğu açıkça görülüyor. Bugünlerde antik Mısır'ın mezarlarını açan arkeologların çoğu önce birkaç günlüğüne mezarın bir anlamda nefes almasına izin veriyorlar. Çünkü bazı zehirli gazların ya da başka zehirli maddelerin birikmiş olması mümkün olabiliyor. Bunlar nesiller boyunca sıkı sıkıya kapalı kalmış odalar. İçlerinde çürüyen cesetler var. Yemek bohçaları, mumyalama süreci sırasında yapılan ve kullanılan reçineler ve başka kimyasallar var.
Bütün bunlar çok riskli bir ortam oluşmasına katkıda bulunabiliyor. Yani bilim belki de Kral Tut'un gizemini çözmüş olabilir. Buna benzer bir şekilde bir başka süregelen Kral Tut gizemini çözmek için de bilim kullanıldı. Bir krallık cinayeti. Kral Tut'un ölümüyle ilgili gizem o bulunduğu zaman başladı. Çünkü onun bir genç olduğunu keşfetmişlerdi. Ve tam olarak nasıl öldüğünü öğrenmemiz gerekiyordu. Doğal bir ölüm müydü, cinayete mi kurban gitmişti, öldürülmüş müydü? Genç kral Mısır'da yaklaşık 3500 yıl önce hüküm sürdü. Tahtı babasından çok erken bir yaşta, 9 yaşındayken devralmıştı. 10 yıl sonra hakimiyeti yarıda kesildi. Tahta gözünü dikmiş olan bazı rakipleri de vardı. Bu yüzden kesinlikle ihmal dahilinde olan bir şey. Mısır firavunları tarihinde başka suikastler olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden Tutankamun'un öldürülmüş olması ihtimali kesinlikle var. Gizemin çözülmesine yönelik bir çalışmada 1968 yılında Tut'un mumyasının röntgeni çekildi. Röntgende başının arkasında merak uyandıran bir delik olduğu görülüyordu. Tut'un bir saray devriminde öldürülmüş olabileceği fikri, mumyanın röntgeni çekilip başının arkasındaki kemikteki kırılma açığa çıktığında ortaya çıktı. Öldürülmüş olabilirdi. 2005 yılında Tut'un mumyası bir CT taramasına tabi tutuldu. Böylece ayrıntılı çapraz kesit resimleri elde edildi. CT taramasında başının arkasında bulunan delikle ilgili bulgular, bunun mumyalama işleminin bir parçası olduğunu gösteriyordu. Aslında 18. hanedanın mumyalarının birçoğunun başının arkasında bulunan bu delikler, bu CT taramaları yapıldığında keşfedildi. Peki çocuk kralın bu kadar genç ölmesine neden olan neydi? CT taraması, dokunaklı ölümün gerçek nedenini de açığa çıkarmış olabilir. CT taraması ile elde edilen en son keşifler, bacağında bir kırık olabileceğini öne sürüyor gibi görünüyordu. Belki de daha sonra oluşan bir enfeksiyon onu öldürmüş olabilirdi. Bir diş ağrısının, diş çürümesinin bile sonunda birinin ölümüne neden olabileceğini biliyoruz. Ve aslında bazı firavunların da enfeksiyon kapan dişler yüzünden öldüğü görülüyor. Bu yeni kanıtlar Tut'un cinayetiyle ilgili soruşturmanın sonunu getirdi. Cinayet dosyası kapandı. Mısıroloji çevrelerinin %100'ü onun öldürülmediğine inanıyor. Kral Tut'un ölüm nedeninin bulunmasının yanında teknoloji bize onun nasıl göründüğünün de ipuçlarını sunuyor. Bugün kanun uygulayıcıların cinayet davalarını çözmek için kullandığı yeniden yüzlendirme yöntemini kullanan bilim insanları Mısırlı kralın birebir ölçülerde bir modelini oluşturdu. CT tarama resimleri Tut'un kafatasının plastik bir modelini oluşturmak için kullanıldı. Sonra bir heykeltıraş kil kullanarak kas yapısının ve derinin bir modelini oluşturdu. Bir sanatçı ayrıntıları belirginleştirdi. Kaş kalınlığı, burun, dudaklar ve Tut'un kulaklarının tahmini şekli. Son olarak da cam gözler, saçlar ve hatta tarihi tutarlılığa olan makyajla modelleme tamamlandı. Kral Tut'un gerçekte böyle göründüğüne inanılıyor. Sanırım bu modellemenin yapılmasını sağlayan teknoloji sayesinde Tut'un yaşarken nasıl göründüğünün anlaşılmasına en fazla bu kadar yaklaşılabilir. Ancak çocuk kralın kalıntılarıyla ilgili çalışmalar sona ermekten çok uzak olabilir. Teknoloji daha da fazlasını açığa çıkarabilir mi? Tut hayranlığı devam ediyor. Bence yeni teknolojiler geliştikçe hikayenin henüz tahmin bile edemeyeceğimiz yönlerini aydınlatmak için bu yeni teknolojilerin uygulanacağı doğal bir obje olacak. Kral Tut her zaman en iyi bakıma ve bilimsel çalışmalara maruz kaldı. Ancak yüzyıllar boyunca sayısız mumyaya hürmetsizlik edildi. Çalındılar ya da sadece kaybolup unutuldular. Antik Mısırlılar mumyalarının maruz kalacağı müthiş hürmetsizliklerin ölçüsünün farkında mıydı? Onları ebediyen mumyalamadan önce bir kez daha düşünebilirlerdi. Asırlar boyunca mumyalar çeşitli amaçlar için kullanıldı. İnsanlar mezarından çıkartılan mumyanın size ölümsüzlük verebileceğine bile inanıyordu. Bu yüzden Avrupa'daki eczacılar hastalara yardım etmek için mumyaları öğütmeye ve onları tıbbi bir içerik olarak kullanmaya başladı. İç savaş sırasında bir kağıt sıkıntısı yaşanmıştı. Bu yüzden mumyalardaki kumaşlar mumya sargıları gemiyle Amerika'ya taşındı, hamur haline getirildi ve çeşitli sektörler için kağıt olarak kullanıldı.
19. yüzyıldaki aristokratlar eğlence amaçlı olarak mumyaları satın alıyor ve genel izleyiciler için gözlem seansları adı verilen bir etkinlik düzenliyorlardı. İnsanlar sargılarını açıyor, sargıların içinde ne olduğunu görmek istiyordu. Yüzünün nasıl göründüğünü görmek istiyordu ve bu yüzden çok fazla bilgi kaybı yaşadık. Galiba herhangi bir zavallı eski Mısırlı mumyasının başına neler geleceğini bilseydi bu konuda mutsuz olurdu. Bu zavallı adam da sargı açma partisi için satın alınmış ve bir evde saklanmış bir onur konuğu olabilir. Bu mumyanın Victoria dönemi ev oyunlarının bir parçası olarak sargıların açılmış olması olasılığı çok yüksek. Mumyanın bedeninden nasıl mücevherler, tılsımlar ya da hazineler düşeceğini görmek için sargıları açarlardı. Buldukları şeyler onları hayrete düşürüyordu. Bu bir hazine avıydı. Bu Mısır'a gidip kumun içini kazmaktan çok daha kolaydı. Basitçe sargıları açıp neler düşeceğini seyrediyorlardı ve buldukları onlara ait oluyordu. Mumyalar herhangi bir eşya gibi alınıp satılıyordu. Birçoğu zaman içinde kayboldu. 1860 yılında bir mumya koleksiyonu Niagara Şelalesi'nde bir müze tarafından satın alındı. Bu koleksiyonun içinde Nil'in kıyılarında yürümüş olan en güçlü adamlardan birinin yattığını hiç kimse bilmiyordu. Niagara Şelalesi Müzesi gerçek bir müzeden çok bir gösteri alanı gibiydi. İki başlı hayvanlar ve insanların şelaleden atladığı fıçılar gibi tuhaf nesneler bulunuyordu. Ama bu gariplikler koleksiyonunun içindeki bir mumya göze çarpıyor gibiydi. 7 ya da 8 yaşlarındaki bir çocukken bu müzeye gidip o mumyayı görmüştüm. Bu eski insanla karşı karşıya gelmiştim. Burada insanların ilk dikkatini çeken şey mumyanın duruşu ve yapılan işlemin açıkça görülen özenliliğiydi. En büyük ipucu kolların göğsün üzerinde çaprazlanmış pozisyonda olmasıydı. Bu sadece firavunlar için kullanılan bir duruştu. 100 yıldan uzun bir süre bu mumya kitleleri eğlendirdi. Ta ki Niagara Şelalesi Müzesi'nin 1998 yılında kapatılmasına kadar. Mumyalarsa Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nin Michael C. Carlos Müzesi'ne satıldı. Orada bu gizemli çapraz kollu beden sonunda ihtiyaç duyduğu ileri teknolojik ilgiyi gördü. Ayrıntılı bir inceleme yapıldı. Mumya buraya geldikten sonra dünyanın her yerinden uzmanlara danışmaya başladık. Ancak firavunlarla bağlantısı DNA ile kurulamıyordu. Çünkü Mısırlı yetkililer asil mumyalarının örneklerini vermeye pek gönüllü değildi. Bunun yerine bedene zarar vermeyen CT taramaları ve röntgenler bilinen diğer antik firavunlarınkiyle karşılaştırıldı. Bu mumya kimdi? Şaşırtıcı bir şekilde bir aday öne çıkıyordu. Birinci Ramses. Sargıların stili diğer önemli kraliyet mumyalarıyla örtüşüyordu. En çok birinci Set'ininkilere ve ikinci Ramses'inkilere benziyordu. Bunlar kayıp mumya birinci Ramses'in oğlu ve torunuydu. CT taraması çok kullanışlı oldu çünkü mumyanın içindeki çok sıkı sarılmış iki kumaş parçasını bulmamızı sağladı. Bunlar karın boşluğunda iç organlar çıkarıldıktan sonra boşluğu doldurabilmek için kullanılan kumaşlardı. Bu da sadece birinci Ramses'in oğlu olan birinci Set'i de kullanılanla paralellik gösteriyordu. Bu da baba ve oğlu birbirine bağlıyor gibi görünüyordu. Açık ara en büyük ihtimalle birinci Ramses'in mumyası olabileceği sonucuna vardık. CT taramasıyla yapmış olduğumuz araştırmalar bizi böylesine bir sonuca ulaştırdı. Birinci Ramses'in keşfi tarihi Mısır firavunları hanedanındaki büyük bir boşluğun doldurulmasını sağladı. Büyük kralın diğer kraliyet mumyalar arasındaki yerini alması için Carlos Müzesi gönüllü olarak onu Mısır'a geri gönderdi. Mısır'da muhteşem bir şekilde karşılandı. Bu teknoloji olmadan böyle bir belirleme yapmayı asla başaramazdık. Birinci Ramses'e kimliğini geri verebilmemiz mümkün olamazdı. Bilim insanlarının Ramses'e ismini ve onurunu geri vermek için teknolojiyi kullanması gibi, diğer bilim insanları da birçok isimsiz mumyayı saklamak ve korumak için teknolojiyi kullanıyor. Bunlar kelimenin tam anlamıyla ufalanıp toza dönüşme riskiyle karşı karşıya. Mühürlü mezarlarının içinde kilitli kalan mumyalar binlerce yıl boyunca korundu. Ama artık modern dünyada açığa çıkarıldıklarına göre serüvenleri ne olacak?
Mumyaları saklama ve koruma işi henüz çocukluk aşamasında. Mumyalarla ilgili karşılaştığımız en büyük zorluk kumaşların ve bedenlerin hassas ve kırılgan hale gelmiş olması. Zaman içinde sık sık kırılmış olmaları. Muhafaza görevlileri mumyaların kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrılmasını engellemek için çok ince bir naylon malzeme kullanıyor. Bu yeni geliştirilmiş teknikle sargılar ve vücut parçaları bir arada tutuluyor. Bu mumya galerilerde sergilenmek üzere hazırlandı. Önce mumyanın üzerinde bulunan sargılar dikkatli bir şekilde düzenlendi. Sonra da mumyanın çevresinin tamamı eski kumaşın rengiyle uyumlu olan ve içini görmemizi sağlayan ince naylon bir kumaşla kaplandı. Bu sayede sargıları ilk başta düzenlendikleri haliyle görebiliyorsunuz. Bu bir saç ağı gibi iş görüyor. Gevşek ve artık çok kırılgan hale gelen kumaşların sergilenen mumyanın etrafında yerinde kalmalarını sağlıyor. Natron ya da mumyaları muhafaza etmek için Mısırlılar tarafından kullanılan tuz bileşimi bugün bir mumyanın parçalanmasına neden olabilir. Sıcaklıkta ve nem seviyesinde de herhangi bir değişiklik olursa doğal olarak malzemenin içinde çözülmüş olan tuz tekrar çözülecek ve havanın nesneden daha kuru ya da daha nemli olmasına bağlı olarak içeri ya da dışarı doğru hareket edecektir. Ve bu tuzun içeri ve dışarı hareket etmesi yüzeyin aşınmasına ve bu şeylerin içten dışa patlamasına yol açacaktır. Bu sorunu kontrol altında tutmak için Carlos Müzesi'ndeki özel tasarlanmış bilgisayarlı bir sistem sıcaklık ve nem oranlarını dengeliyor. Müze çok spesifik çevre koşullarında tutuluyor. Bunu gerçekleştirebilmek için de bir havalandırma sistemiyle iklim kontrolü uyguluyoruz. Sıcaklık seviyesi 21 artı eksi 1 santigrat dereceye ayarlanmış durumda. Bağlı nem oranını ise yaklaşık %50 artı eksi 5 RH civarında tutuyoruz. Küçük organik mikroplar da bir mumyanın hayatını cehenneme çevirebiliyor. Kahire'deki Mısır Müzesi'nde davetsiz bir misafirin, kralların ve kraliçelerin arasında dinlendiği açığa çıktı. Kahire'deki Mısır Müzesi'nde mumyaların kül tutmaya başladığı keşfedildi. Gerçekten küfleniyorlardı. Bildiğimiz basit küf ve fungiler saygıdeğer firavunların mahvolmasına neden olabilir. Mumyalar iyi muhafaza edilmezse birkaç yıl içinde dağılabilirler. Shin Maikawa, Los Angeles, Kaliforniya'daki Getty Koruma Enstitüsü'nde tecrübeli bir bilim insanı. Kahire Müzesi tarafından küflü mumyalar sorununun çözülmesine yardımcı olması istendi. Mumyaları etkileyen üç şey, sıcaklık, bağıl nem ve oksijendir. Oksijen, organik malzemenin bozulmasına en çok katkıda bulunan maddelerden biri. Çünkü küf ve fungiler gibi mikropların üreyerek çoğalması için gereken yakıtı sağlıyor. Bu sorunun çözümü için Maikawa oksijensiz bir sergi cam mekanı tasarladı. Bu özel tasarım cam mekanın küçük bir prototipi. Sergi cam mekanının amacı, mumya için oksijen içermeyen, kararlı ve kuru bir ortam sağlamak. Böylece nem değişikliği ve fungi saldırısı ihtimalinden kaynaklanan baskıyı yok edebiliyoruz. Mumyalar adına iyi ve mikroplar adına kötü bir ortam oluşturabilmek için 3 ek malzemeye daha ihtiyaç var. Toz haline getirilmiş bir demir bileşimi havadaki oksijeni emiyor. Bu arada aktif kömür granülleri kirleri filtreleyerek dışarıda tutuyor. Silikon jel tabletleri ise nem oranının kontrol edilmesine yardım ediyor. Hepsi sergi cam mekanının içine yerleştiriliyor. Sonra da cam mekan hava geçirmeyecek şekilde kapatılıyor. Artık cam mekanın içindeki ortam oksijenin çıkarılarak ve içeri saf azot gazı pompalanarak mikroplar için yaşanmaz hale getirildi. Azot gazının içinde canlı hiçbir şeyin hayatta kalması mümkün değil. Bu yüzden bir azot atmosferinin içine mumyayı yerleştirdiğinizde fungi yok, bakteri yok, küf yok. Mumya mükemmel bir şekilde korunacaktır. Mısır Müzesi şu anda kraliyet mumyalarını Maikawa'nın özel tasarlanmış cam mekanlarının içine yerleştirmiş durumda. Ve genel küf sorunu ortadan kalkmış durumda. Sergi cam mekanlarını imal etmek çok kolay. Oldukça ucuz. Ve mumyayı sonsuza kadar içinde saklayabiliriz. Ve ne de olsa en başından beri eski Mısırlıların hedefi de sonsuzluğa ulaşmaktı.
adlarını anmanın ve kalıntılarını ziyaret etmenin ölülere sonsuz bir sonraki yaşamı kazandıracağına inanıyorlardı. Bugün insanlar mumyalara çok yoğun bir ilgi duyduğu için görünüşe göre bu konuda başarılı olmuş olabilirler.